Bismillahirrahmanirrahim. Babur racülü yekûne indehu şehâde. Bu bab da diyor, bir adamın indinde bir şahitlik var. Bir şey biliyor. Lirracülü bir başka bir adamın menfaatine. Hel yecibu aleyhi, o şahide vacip olur mu? En yuhbirehu biha, onu haber vere. Adam bir davası var. Şahidi de tanımıyor. Fakat başka birisi o davaya şahit olduğunu biliyor. Ona caiz midir ki gide haber vere ki bak ben bu davayı biliyorum de. Ve hel yakbaluhul hakim. Hakim de bunu kabul eder mi? Ala zalik bunun üzerine emder. Mesela ikinizin arasında bir dava var. Cihad Efendi de bu davanın şahidi. İkinizden hiçbiriniz onun şahitliğini sormuyorsunuz. Gel buna şahit ol demiyorsunuz. O kendiliğinden geliyor hakime, diyor ki hakim bey, bunların davaları var. Onlar bana söylemiyorlar ama ben şahitlik yaparım. Ben bu işin şahidiyim. Bu caiz mi değil mi? Sonra böyle söylerse hakim onun şehadetini kabul eder mi etmez mi? Dava bu. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Ahmet. Muhammed ibn Abdillah ibn Zübeyr kâle haddesena İsrail'u kâle haddesena Abdülmelik ibn Umeyr. Kâle haddesena Cabir ibn Semre. Kâle hatebena Ömer ibn Khattab radıyallahu anh bil Cabiye. Cabiye Şam'ın bir mahallesi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Şam'a vardı, onda Cabiye'de hutbe okudu. Fekale, buyurdular ki قَامَ ف۪ينَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَقَامِ ف۪يكُمْ اَلْيَوْمِ. Ben bugün sizin içlerinizde kalktım, nasıl hutbe okuyorsunuzsa bu şekilde Resulullah Efendimiz de bizim aramızda kalktı, bize bir hutbe okudu. فَقَالَ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ o hutbesinde buyurdular ki اَحْسِنُوا اِلَى اَصْحَابِي. Benim ashabıma güzel muamele yapınız. Hatirini kırmayınız. Onlara çetin kötü bir laf söylemeyiniz. Benim ashabıma. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ. Ondan sonra da onlardan sonra gelin tabiine de güzel muamele yapınız. Birinci derecede ashab, ikincisinde tabi'in. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ. Sonra tebe-i tabi'in. Ondan sonra gelenler. Onlara da güzel muamele yapınız. ثُمَّ يَفْشُ الْكَذِبُ. O üç tabakadan sonra yalan ortalığı kablar. Yefşu, yani zahire çıkar. Ortalığa yayılır. Ne el-kezibü, yalan. Dördüncü karinde gelen adamlar, ashab-ı kiramın karini bir, tabiinin karini iki, tebe-i tabiin üç. Bazı rivayetlerde bir karin daha zikrediliyor, bazılarında yok. Ondan sonra yalan başlar. Yalanı da diyor ki hatta yeşhedü racülü aleşşehade. Bir adam bildiği bir şeye şehadet eder. La yüseluha. Gel şahit ol demiyorlar kendisine. Gidip şahitlik yapıyor. Ne onu arayan var, ne darayan var, ne şahitlik soran var. O gitmiş burnunu sokmuş, şahitlik yapıyor. Ve hatta yehlifur racülü alel yemin. Hatta adama yemin teklif etmiyorlar. Basıyor yemini. Kimse ona yemin et demiyor. O yemin ediyor. La yüstahlef. Kendisine yemin teklif eden yok. Fakat o basıyor yemini. Bu hangi karında olacak? Üçüncü karında. Bir rivayette dördüncü karında. Eshab, tabi'in, tebe'e tabi'in. Bu üç. Üç karından sonra dördüncü. Bazılarında beşinci geliyor. Şimdi bundan diyorlar ki bak, adam kimse ondan şehadet istemediği halde geçse de şehadet yapsa yalancıdır. Bunu buradan çıkardılar. Hakime geçse, hakim bey bunların davasını ben iyi biliyorum, ben şahidim dese hakim de kabul etmeyecek onu. Fakat bunlar hadisi böyle mana verdiler. İkinci zümre diyor ki sizin verdiğiniz gibi mana değil. Kendisinden şehadet talep olunmadığı halde şahitlik yapan adam yalancı mıdır, doğru mudur? Doğru adam olsa kabul ederler. Demek yalancı zaten. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Ondan sonra yalan ortalığı alır kablar. Hatta adam yalan yere gider şehadet eder. Demek ki yalan yere yemin eder. İşte Resulullah Efendimiz'in buyurduğu bu. Yalancılık ortalığı alır, yalan yere şahit eder, yalan yere yemin eder. Yoksa adam yalancı olmasa da o sözünde doğru olsa o daha eftal. O şehadeti yapması eftal. Hakimin de onu kabul etmesi vacip. O dava geliyor arada. Haddesen Abdullah ibn Muhammed ibn Haşiş. Kale haddesen Arim ibn Fadl. Kale haddesen Cerir ibn Hazim. Kale haddesen Abdullah ibn Ömer. Fezekere bi isnadi mislehu. غير أنه قال
Hazreti Ömer'in bu hutbede okuduğunu eynen zikrettiği yalnız bu rivayette diyor ki ehsinu ila ashabi ellezine ehsinu ila ashabi, orada bir sümme lazım. Sümme ellezine yelunehum sümme yefşul kezib. Bu rivayette ashabi bir de tabiini zikreyledik. Tebe-i tabiini zikreylemedik. Benim ashabıma güzel muamele yapın. Sümme ellezine yelunehum. Bir de ondan sonra gelenlere. Yani tabiin devri oluyor. Tebe-i tabiini zikretmedik. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود التيالسي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معاوية بن قرة المزني قال سمعت كهمسا يقول سمعت عمر يقول حزك عمر بن شتم كهمس يركي فذكر نحو حديث أبي بكر عن أبي أحمد أين أبو بكر رواية مش ولدو حديثي أبو أحمد رواية لدي فذهب قوم ولمادن برقسم زاهب ولدولر كي إلى أن من شهد بالشهادة. Bir adam bir şahitliği yapsa قَبْلَاً يُسْأَلَهَا, ona sormazdan evvel, gel şahitlik yap demezden evvel o şahitliği yaparsa bu mezmumun kötüdür. Madem onu sormuyorlar, aramıyorlar, niçin ben şahidim diyor. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذِي الْأَسَرِ. İşte bu hadislerde ihticaç ettiler ki ahir zamanda adamlar şehadet talep etmedikleri halde gider şehadet eder, yemin teklif etmedikleri halde yemin eder, bunlar kötü şeyler diyor dediler. Ve halefen fi zalika aharun. Ulemadan diğer bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. Fekalu, dediler ki bel huve mahmudun me'curun. Kendisinden şehadet istemediler ama adam sözünde doğru bir adam geçse, o şehadeti eda etse, bu etmesi Allah tarafından emrediliyor. Yapması lazımdır. Ve yaptığından dolayı da sevap alır. Niye? Bir hakkın yerine gelmesine sebep oluyor. İstersen ötekiler talep etmesin. Senin birisinde alacağın var. O adam da inkar ediyor. Aradan birisi geliyor diyor ki ya ben şahidim, bunun bunda alacağı var. Ama sen ona gel şahit ol demiyorsun ama adam meseleyi biliyor ya. Ben biliyorum, bunun bunda alacağı var. Allah için ben şehadet ederim. Bu mezmum değil. Bu memduhtur. Hem güzeldir, hem Allah-u Teala ve la tektumuş şehade, şehadeti ketmetmeyin diyor. Hem de bu şehadeti yaptığından dolayı sevap alır. Evet. Alâ mâ kâne minhu zâlik. Mecûrun alâ mâ kâne minhu min zâlik. Bu şehadeti yaptığından dolayı sevap alır. Ve kâne minel hücceti lehum. Peki bu sevaptır şehadeti yapmak diyenlerin lehine olan hüccettendir. Fi def'i mehtecce bihi aleyhim ehlül mekâletil ula. Birinci mekalenin sahiplerinin aleyhine bu ikincilerin lehine delildendir ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki sümme yefşül kezib. Tabi'in, eshab, tabi'in, tebe'i tabi'inden sonra yalan zahir olur. Hatta yeşhedür reculu aleşşehade. Yalancılık o dereceye gelir ki adam şahit olur. La yes'eluha, gel şahit ol demedikleri halde gider şahit ol. Ne demek? Yani yalan yere şehadet eder. Yalancılık hani ortalığı almış ya. Hatta yalancı şahitler çoğalır manasına. Ve hatta yehlifu alel yemin la yüstehlef. Yemin teklif edilmediği halde gider yemini yapar. Hani yalancı şahitler çok vardır mahkemelerde, durur. Onun vazifesi, kim şahit isterse eskiden vardı, gene vardır o. Parayla. Gelir bana şu işe şehadet eder misin? Yalan gerçek ederim, yalnız şu kadar para. O parayı verdiği gibi haydi hemen girer mahkemeye. Basar yalan yere yemin. Yani bu ashab tabi ve tebe-i tabi'in devrinde olmayacak ama ondan sonra olacak. Bu olmuş. Femâne zâlik, bunun manası. En yeşhede kâziben, yalancı olarak şehadet etmesidir. اَوْ يَحْلِفَ كَذِبًا, yalancı olarak yemin etmesidir. لَاَنَّهُ قَالْ, Peygamber Efendimiz buyurdu ki hatta يَفْشُوَ الْكَذِبُ, hatta yalan füşü bulur. Evet, zahir olur. فَيَكُونُ كَذَا وَكَذَا, yalan o kadar zahir olur ki yalan yere şehadet eder, yalan yere yemin eder. فَلَا يَجُودُ, caiz olmaz ki en yekûne zâlike lezî yekûn, bu olan şeyin olması caiz olmaz. اِذَا فَشَلْكَذِبُ, yalan zahir olursa
Bu adamların dediği olur mu? Yani kendisi doğru bir şehadeti biliyor da gel şehadet et diyorlar. O da demiyorlar da gidip şehadet ediyor. O manaya değil. Demek olmamış bir şey. Olmamış bir şeye şehadet ediyor. فَلَا يَجُوزُ جَائِزُ olmazken يَكُونَ ذَٰلِكَ Bu ola. اَلَّذ۪ي öyle şey ki يَكُونَ olur اِذَا فَسَلْ كَذِبُ Yalan, füşü bulduğu vakitte bu yapılan yemin olmaz illa keziben illa yalan olur. وَاِلَّا فَلَا مَانَا لِذِكْرِهِ Eğer yalan yere şehadet manasını alınmasa bu vakitte Resulullah Efendimiz'in şu kelimesinin manası olmaz. فَيَفْشُلْ كَذِبُ Yalan zahir olur. فَيَفْشُلْ كَذِبُ Bunun manası zahir olmaz. Adam yalan yere şehadet etmemiş ki doğru yere şehadet etse Resulullah'ın bu hadisinin tehdidine dahil olmaz o. Doğruya yemin etmiş ya. Resulullah Efendimiz'in o hadisindeki maksadı yalan yere yemin etmek. وَاَحْتَجَّ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْاُولَى قَسِمْ oldu. Vallahu Teala alem ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَشْهَادَ لِلْرَجُلِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَنْ يُخْبِرَهُ بِهَا وَهَلْ يَقْبَلُهُ الْعَكْمَلَ ذَلِكَ اَمْلَى Evet, bu bab bir adam indinde şehadeti var, bir meseleyi biliyor. Gidip de onu söylemek ona vacip olur mu, olmaz mı? Sonra o da kendiliğinden geçse, haber verse, hakim onu kabul eder mi, etmez mi? Yoksa şehadet kimse ondan talep etmedi, o da oturur. Gitmez. Gitmez. Böyle mi olacak? Mesela burada değil miydi? Burayı okuduk. Orada ulema ikiye ayrılmış. Bir kısmı diyor ki, haber vermesin, sükut etsin. Kendisinden şahitlik isterlerse gitsin şehadetini yapsın. Yoksa sükut etsin. Bir kısım da diyor ki hayır. O şehadeti gitsin, söylesin. O daha efdaldır. Birinci zümre diyor ki kendisinden şahitlik istemiyorlar. Gider yaparsa günahkar olur. İkinci zümre diyor ki hayır. Sevap alır. Ve ihtecelül mekaletil ula li kavlih meyda. Günahdır diyenler gidip şehadet yaparsa bu yalancılık sayılır, yapmasınlar diyenler delil getirdiler. Bima haddesene ibn Ebi Davud. Kale haddesene Nuaym, kale haddesene ibn Mübarek. Kale akberena Muhammed ibn Sevaka an Abdillah ibn Dinar, an ibn Ömer, an Ömer radıyallahu teala anhu. Hazreti Ömer radıyallahu an hatabehum bil Cabiye. Şam'da Cabiye'de hutbe okudu. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل رسول كريم فنزي اشتم يقول بيرور دي اكرموا اصحابي اصحاب ما اكرام ediniz onları aziz tutunuz ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ondan sonra onlardan sonra gelenleri ikram ediniz yani tabiine ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ onlardan sonra gelenlere de ikram ediniz etba-i tabi'in ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ etba-i etba-i tabi'in Onlara da ikram ediniz. Demek ki bir ashab, üç de ondan sonra gelen karın, dört karın, bunları ikram ediniz. Sümme yefşül kezibu, ondan sonra yalan ortalığı kablar. Hatta yeşhedur racul kable en yüsteşed. Bir adama gel şehadet et demezden gelir şehadet eder. Öyleyse bir adam bundan istidlal ettiler ki şahitlik istemiyorlar. Gel şahitlik yap demiyorlar. O kendiliğinden gidip şahitlik yapıyor. Bu yalancılıktır. Bak işte bu hadisten bu anlaşılıyor. Evet. Şimdi ona cevap verecek. Ya hele bir iki hadis daha var. Haddesen Abdullah ibn Muhammedin el-Basri kâle haddesena Arimun kâle haddesena Ebu Avane an Gatade an Zürârete ibn Ebi Evfa an İmran ibn Hüseyin kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem khayru ümmeti el-karnüllezî bu'istu fihim Peygamber Efendimiz buyurdular ki karınların hayırlısı, asırların hayırlısı benim doğmuş olduğum asırdır. Karın 100 seneye bir karın derler. Yani benim doğduğum 100 sene var ya işte dünyadaki en hayırlı karın odur. Sümmellezine yelunehum. Ondan sonra gelen karın. Yani eshabın bitip tabiinin başladığı karın. Sümmellezine yelunehum. Ondan sonra da tabiinin bitip tebe tabiinin başladığı karın. Bu üç karın hayırlıdır.
Kâle vallâhu alem. Ravi diyor ki Allah bilir. Ezekere tâlise emlâ. Ondan sonra üçüncüyü dedi mi demedi mi? Sümmellezîne yelûnehum bu üçüncü. Bunu da dedi mi demedi mi? Onda şüphe ediyorum. Bazı rivayetlerde var, bazı rivayetlerde yok. Sümme yefşû kavmun. Sonra bir kavim zuhur eder. Yeşhedûne şehadet ederler ve lâ yüsteşhedûne. Halbuki kimse ona gel şehadet et demedi. Hemen gider ben şahidimdir ortalığa girer. Yahu biz senden şahitlik sorduk mu? Yok. E neye gelip burnunu sokuyorsun? Hayır ben şahidim diyor. Ve yenzirûne. İkinci babdan bir de birinci babdan. Ve yenzirûne. Nezir ederler. Ve lâ yufûne vefa etmezler. Şu işim şöyle olsun şu işi yaparım. Şu kadar oruç tutarım, şu kadar sedaka veririm. O iş yerine gelir, onu da yapmaz. Boş, yalan, yalancı yani. Nezir yapar, nezrini yerine getirmez. وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ Hıyanet ederler, kendilerine emniyet edilmez. Kimse emniyet ederse, emanet bir şey verirse onu yer, emanete hıyanet eder. وَيَفْشُوا ف۪يهِمُ الْيَم۪ينَ Onlar da yeminde alır gider. Yalan yere. Doğruya da yemin, eğriye de yemin. Her şeye vallahi vallahi der gider. Böyle bir kavim zuhur eder. Şimdi bu hadis-i şeriften istidlal ettiler ki kendinden gidip de şehadeti ifa etmek yalancılıktır. Madem sana sormuyorlar gidip şahitlik yapma dediler. Bu ikinci hadis. Bir hadis daha getirdiler. Haddesene ibn-i Merzu kâle haddesene bişir ibn-i sâbitil bezzâr. قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة عن زهدم ابن مطرس الجرمي مطرس başka bir kitapta da mudarrib diyor. Başkasında da bulamadım. El isabede de yok. Mudarrib mi? Mudarris mi? أنه سمع إمران بن حسين إمران بن حسين'i işitti ki إمران بن حسين أصحابتن bu zühdün tabiinden. Yekulu İmran İbni Hüseyin derdi ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular Hayrukum karni sümme zekere mislehu Hayrukum karni dedi Sümmellezine yelunehum Sümmellezine yelunehum dedi Üçüncüyü de dedi mi demedim bilmiyorum Eyni hadis-i şerifi bu da rivayet eyledi Kalu işte bu birinci zümre sahipleri Birinci mezhep sahipleri dediler ki Fakat zemmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ki Peygamber Efendimiz zemmeyledi fi hadel hadis bu hadiste kim ellezi şul bir kimseyi zemmeyledi ki yeşhedü şehadet eder ve la yüsteşhedü halbuki ondan şehadet talep olunmadı. Talep olunmadığı halde şehadet eder. Bunu Resulullah Efendimiz bu hadislerde zemmetti. Şimdi bu hadisle amel etmenin inceliğine bak ki iki taraf da alim. Şimdi ulema bu hadislerin manasını bu şekilde izah ettiler. İkinci zümre ona öyle bir mana veriyor ki evvelki mananın tam tersinesi. Onlar da hadisten aldı, bunlar da hadisten aldı. Onlar öyle anladı, bunlar böyle anladı. Şimdi bunlar hadisi rivayet ettiler. Senden şehadet istemiyorlar. Sen gidip şahitlik yaparsan bu yalancılıktır. Bu hadislerden bu anlaşıldı dedi, delil getirdiler. Evet. قِيلَ لَهُمْ Onlara cevaben denilir ki şimdi cevap veriyorlar. هَذَا Bu hadisler عَلَلَّذِي شُول bir kimse üzerinedir ki لَا يُسْتَشْهَدُ ف۪ي بَدْءِ الْاَمْرِ İşin başında ondan şehadet talep etmediler. Birisi davacı, birisi onun hasmi, mahkemeye gittiler, dava görüyorlar. Ondan kimse gel şahitlik yap demedi. İşte bunun üzerinedir. Senden kimse şehadet talep etmedi baştan. Niye gelip araya giriyorsun? فَيَكُونُ ف۪ي شَهَادَتِ عِنْدَ الْحَاكِمِ Gel şahitlik yap demediler. Dava yürüdü gitti. O adamı kendiliğinden gitti hakimin yanına. Hakim bey ben şahidim bu meseleyi biliyorum. Öyleyse sen kendiliğinden gidip de hakimin yanında yapmış olduğun bu şehadetle olursan şahiden şahit olursan neyi? Bima lem yüşhed aleyhi. Gel şahitlik yap demediler. Sen kendiliğinden gittin bu şahadeti yapıyorsun. Ve la ya'lemuhu. Öyleyse sen bunu bilmiyorsun. Bilseydin sen
sen de şahitlik isterdiler, gider yapardın. Demek bilmediğin bir şeye şehadet yapıyorsun. İşte bu hadisler o manaya. Bilmediğine şahitlik yapıyor. Yani ashab-ı kiram devri gider, tabi'in devri gider, etba-ı tabi'in devri gider. Ondan sonraki bir karında da ihtilaf var. O da gider. Ondan sonra bir takım adamlar zuhur eder ki yalan yere yemin ederler. Yalan yere şahitlik yaparlar. İşte bu o manayadır. Yoksa hakikati gitmiş de hakimin yanında söylemiş. Onların üzerine değil. Ya kim üzerine? Yalan yere şahitlik yapanların üzerine. Çünkü neden? Resulullah Efendimiz diyor ki o üç karından sonra yahut dört karından sonra yalancılık zuhur eder. Hatta yalancılık o dereceye gelir ki yalan yere yemin eder, yalan yere şehadet eder. İşte Resulullah Efendimiz bak bunu izah ediyor. Yoksa doğru meseleyi biliyor, gitmiş şahitlik yapmış. Bu adam yalancı değil ki. Binaenaleyh siz hadise ters mana verdiniz. İnsan bildiği bir şey de doğruysa onu gidip söylemesi caiz. Günah değil. فَعَادَ مَعْنَا هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisin manası evdet etti. اِلَى مَعْنَا الْحَدِيثِ الْاَوَّلِ Evvelki hadisin manasına hani babın birincisinde rivayet etti ya, ahir zamanda gelir ki şahitlik yapmazlar, istemezler ki de şehadet yapar. İşte ona dedi ki yani yalan yere şehadet ederler. İşte bu hadisin de manası o. Getirmiş olduğu deliller hep böyle. Başka manaya. Ötekiler, davacılar ne dediler? Bunları kabul etmiyor musunuz? Yine biz başka hadis daha buluruz. Ve zekeru fî zâlikeyde. Gene bu mesele hakkında zikreylediler. Delil getirdiler. Neyi? Mâ haddesena Hüseyin ibn-i Nasrîn. Kâle haddesena ibn-i Ebi Meryem. Kâle haddesena Leys ibn-i Sa'd. An Yahya ibn-i Ebi Selîm. An Mus'ab ibn-i Abdillah ibn-i Ebi Ümeyye. Kâle haddesetni Ümmü Seleme. İnneha enneha semi'at Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle kelimesinden sonra inne okundu ne? İnneha semi'at Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yekûl. Ümmü Seleme radıyallahu teâlâ anha diyor ki ben Peygamber Efendimiz'i işittim buyururdular ki yâti alennâsi zaman. Nas üzerine öyle bir zaman gelir ki yükezzebu fîhî sâdik. Doğru adam tekzip edilir. Doğru adama kimse inanmaz, yalancı derler. Niye? Adam doğru sözlü olduğundan adi olur, cemiyet içinde yalancı. وَيُسَدَّقُ فِيهِ الْكَاذِبِ Öyle bir zaman gelir ki yalancı ne derse bu doğru söylüyor. Yalancı olduğundan dolayı herkes onun sözüne itimat eder. Doğruysa yalancı addederler. Öyle bir zaman gelir. وَيُخَوَّنُ فِيهِ الْاَم۪ينَ Emin bir adam, kimsenin malına kıymaz, canına kıymaz verilen, emaneti muhafaza eden adama hain derler. Ama zinhar ona yaklaşma, o haindir. Havven o. Hain addedilir o zamanda. Ve yu'temenu fihil haun. Hain adamlar ise bütün emanet onların yanına korurlar. Kim hain ise devletin işini, malını ona teslim ederler. O zamanı biz yaşıyoruz. Bu zamanın içindeyiz. Demeyin ki gelecek. Allah. Bir dairede bakarsan kasayı kime teslim ederler? Kimsi sahtekar, rişvet alır, para yer ona. Doğru bir adam bir dairede oldum bu yaramaz diye kaldırır atarlar. Niye? Öteki arkadaşları rişvet alacaklar, yiyecekler, onlara katılmadığı gibi adamın ideridir, ayağını kaydırırlar. Ha, onun üzerine hain bir adamı getirirler. İşte bu zamandayız. Adam doğruyu söyledi mi? Bu kendi başımdan geçti. Bazı siyasi meselelerde Erzurum'da sordular. Şu mesele hakkında ne dersin? Şöyle derim. Şimdi tabii nasiki firka ya. Evet. Benim sözüm kimin hoşuna gidiyorsa öteki ne diyor? Gördün mü? Bak Hacı Efendi ne diyor? Şimdi öteki ne diyecek? Kızım. Bu yalan söylüyor demiyor. Hacı Efendi anlamaz diyor. Hacı Efendi dışarıda yaşıyor. Anlamaz ki. Yoksa Hacı Efendi'ye bizim yetimadımız var, anlamaz. Ne demek? İşte beni hain diyor ama onu nazikane bir şekilde diyor, anlamaz diyor. Yani o sözünde doğru değildir, yalancıdır. Ama nazikane bana karşı yalancısın demiyor da memleketin ehvali ruhiyesini anlamaz da öyle söylüyor. Bu diyenler de gene kendileri ulemadan sayılan adamlar. Bu kendi yüzüme vakı oldu. Sadık adam tekzip ediliyor. Yok, kendi zümresinden davasını söyleyen bir adam olursa yevmiye 100 defa yalan söyler.
Oo, bu doğru söylüyor. Ha? Doğrudur. Bunları gördük. Hele bu partıcılık meselesinden. Hep çıktı mıydı? Dini İslam'ın aleyhine hücum eden geldi. Partinin bir numaralı azası oldu. Bir hoca efendi yahu yapmayın etmeyin bu adam. Bu adam yalancı, meşhur, herkes tanır. Yok efendim, bu davanın sadıkıdır, bu davaya çalışacak, bu da sadık adamdır. Bunun neyi sadık bu memleketimizde 33 senedir? Biliyoruz bu, yalancının en büyüğü. Hayır, etimat onu oldu ve bir numaralı mebusu yapıldı bu. Yani bunun içinde yaşadık, gördük ama zaman zaman daha çoğalır. Zaman zaman daha çoğalır. Sadık adama yalancı derler, yalancı adama doğru derler. Hain adam emin olur, emin adam da hain olur. İşte bu hadis-i şerifi işittim diyor. Ve yeşhedü fîhil mer'u, esas delil getirdikleri bu. Bir adam şahitlik yapar. Ve inlem yüsterşed, gel şahitlik yap diye meseleler bile gider, davaya burnu sokar. Ben şahidim. Ya istemiyoruz senin şahidetini. Hayır, ben şahidim der. Ve yehlifül mer'u ve inlem yüstahlef. Adama yemin et demiyorlar. Basıyor yemini. Yahu senden kimse yemin istemedi. Bu gene basıyor yemini. İşte bak bu zamanlar gelir. Buna ne diyeceksiniz diyor. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد حا وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة قال جميعا أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم diğer bir hadisi şerif Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet eylediler. Resulullah Efendimiz buyurdular ki hayru ümmeti karni, benim ümmetimin hayırlısı benim karnımdır, benim zamanımda yaşayan adamlardır. Yani ashab-ı kiramdır. Sümmellezine yelûnehum, sümmellezine yelûnehum. İkinci derecede gelen ashabı görenler, tabi'inler. Ashabdan sonra gelmiş. Üçüncü derece tabi'inden sonra gelmiş, tebe-i tabi'in. Ashabı göreni görmüş. Sümme la adri ezekere salisete embe. Üçüncüyü de zikretti mi etmedi mi onu bilmiyorum. Sümmellezine yelûnehum iki defa söyledi. Üçüncü defede söyledi mi söylemedi mi bunu hatırlamıyorum. Sümme yehlifu ba'dahum hulufun. Ondan sonra bir takım cemaatler gelir. Yu'cibuhumus semâne. Yu'cibuhum onlara ücüf verir. Es-semânetü yağlılık, yani tavruluk, şişmanlık, hoşlarına gider. İyiyim için tavlanayım, yağlanayım. Ve yeşhedûne, şahitlik yaparlar. Ve la yüsteşhedûn, halbuki kimse onlardan şehadet talep etmedi. Şehadet yaparlar. Bak bu hadis-i şerif de bizim delilimiz dediler. Senden kimse şehadet sormasa gidip şehadet yapmak iyi değildir. Bir hadis daha getiriyorum. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Ebu Mizher, kâle haddesene Sedaqatü ibn Halid, kâle haddesene Amr ibn Şurahbil, عن بلال بن سعد عن أبيه قال قلنا يا رسول الله أي أمتك خير يا رسول الله senin ümmetin hangisi hayırlıdır قال أنا وقرني ben ve benim bulunduğum zaman işte ümmetimden hayırlısı budur ashab devri قال قلنا ثم ماذا ondan sonra hangisi efteldir hayırlıdır ya Resulullah قال ثم القرن الثاني ikinci karın ashab-ı kirami görenler قال قلنا ثم ماذا sonra hangisi hayırlıdır? قال القرن الثالث üçüncü karın. Yani tabiini görenler, tebe-i tabiin. قال قلنا ثم ماذا ya Resulullah ondan sonra hangisi hayırlıdır? قال sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü de buyurdular ki ثم يأتي قوم onlardan sonra bir cemaat gelir. يشهدون ولا يستشهدون kendilerinden şehadet talep olunmadığı halde şahitlik yaparlar. وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ kendisine yemin teklif edilmeden o yemin yapar. وَيُؤْتَمَنُونَ وَلَا يُؤَدُّونَ emanet verirler fakat o emaneti yerine vermez. Böyle bir cemaat gelir. Öyleyse bu hadis-i şerifler delalet etti ki insan kendiliğinden gidip şahitlik yapması doğru değil. Bak bu hadislerde de zikredildi. قال Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَالْكَلَامُ فِي تَوِيلِ هَذَا bu hadislerdeki tevil mana huvel kelamul lezî zekerna fî tevilil asar eserlerin
tevilinde zikrettiğimiz tevildir. Elleti fil fasilledi kıblihada. Bundan evvel zikrettik ya hadisleri, onların tevili neyse işte bu hadislerin de tevili budur. Orada ne dedik? Dedik ki bu Resulullah Efendimiz'in bu hadisleri yalan yere şehadet edenler hakkında. Yoksa sözünde doğru gidip o şehadeti söylüyor onların hakkında değil. Yani Resulullah Efendimiz diyor ki bu üç karından sonra yalancılık zuhur eder. Hatta yalancılık o dereceye gelir ki yalan yere şehadet yaparlar, yalan yere yemin ederler. Bu mana, bu manadadır. Öyleyse yalancılık zaten hangi devirde olursa olsun kendi şahitlik yap deseler, yalan yere şehadet etse gene aynı günah. Ha kendiliğinden gitmiş o yalanı söylemiş, ha kendisini getirmişler, yalvarmış getirmişler, yalanı söylemiş. Hepsinde aynı günah. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ اِذَا Bu sefer dediler, biz başka bir delil getiririz yani illa davayı kazanacaklar. İhticac ettiler neyle? بِمَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَزِمْ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ اَمْ مَنْسُورٍ وَسُلَيْمَانِ اَيْ لَعْمَشْ اَنْ اِبْرَاهِيمْ اَنْ عَبِيدَ اَيْ السَّلْمَانِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِ اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Abdullah bin Mesud dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdular Hayrukum karni sümmellezine yelunehum. Nas'ın hayırlısı benim karnımdır. Benim bulunduğum esirdir. Ondan sonra gelenler ki ashab-ı kiram devri. Sümmellezine yelunehum. Ondan sonra da tabi'in devridir. Sümme yehlifu kavmun. Sonra bir takım cemaat zuhur eder ki yesbiku şehadetuhum eymanehum. Onların şahitleri yeminlerini sebat eder. Hemen kalkar, yeminden evvel şehadet eder. Ve imanuhum şehadetevum. Yemini de şehadetinden evvel olur. Daha şahitlik yapmadan yemini basar. Yani şahitlik, yemini o kadar acele ederler ki aman ikisini birbirinden evvel. Bunlar, bak bu hadiste delalet etti ki, şehadet talep etmezden evvel şahitlik yapmak mezmumdur. Halbuki meana gene yine yukarıdaki hadislere gidiyor. Yalan yere şahitler manasında bu. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Ahmed ibn Sikkit kâle haddesena Ebu Muaviyeten il-A'meş en İbrahimen abideen abdillahen Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Haddesena ibn Mertuk kâle haddesena Afvan kâle haddesena Hammad ibn Selamete Cerîren Abi Nadra en Abdillah ibn Mevla kâle kâne esîru me'a Bureydetel Eslemi. Hazreti Büreyde ile ben yürüyordum. Vahve yekûl. O da derdi ki Allahümme elhikni bi karni. Ya Rabbi sen beni ilhak et. Elhikni bi ilhak et. Neye? Bi karni benim karnime. Kimlerle yaşadımsa onlara. Ellezîne ene minhum. Ben hangi karında isem ve kimlerle yaşadımsa beni onlara ilhak et. Yani ashab-ı kiram. Ekserisi vefat etmiş gitmişler. Beni de onlara ilhak et, yani o ashab-ı kiramı ilhak et manasına. Bunu dedi, selasen üç kere dedi. Ve ana ma'hu, ben de onunla beraber yürüyorum. Yolda üç defa bu duayı yaptı. Fekultu ve ana, diyor ben ona dedim ki, bana de Abdullah ibni Mevla, beni de beraber duanda an dedi. Evet, ve ana fedaali, bana de dua et. Ya Rabbi bunu da ashabın karından kıl dedi. Sümme kâle. Sonra dedi ki Semiyetü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i işittim yakulu buyururdu. Buyururdu ki Hayru hâzîl ümme el karnüllezî bu'üssü fîhim. Asırların, zamanların en hayırlısı benim be'as olunduğum zamandır. Sümmellezîne yelûnehum sonra ondan sonra gelenlerdir. Sümmellezîne yelûnehum sonra onlardan sonra gelenlerdir. Sümmellezîne yelûnehum sonra onlardan sonra gelenler. Ashab-ı kiram devri, tabi'in devri, etba-i tabi'in, etba-i tabi'in. Dört tane oldu. Bunlar hayırlıdır. Sümme yekûnu kavmun. O dörtten sonra bir kavim olur ki tesbiku şehadâtuhum eymanuhum. Onların şehadetleri, yeminlerini sebat eder. Daha yeminden evvel hemen şahitlike başlar. Ve eymanuhum şehadâtihim. Şahitlikten evvel de yemine başlar. Yani hemen alelacele yemin olsun, şahitlik olsun, alelacele hemen onları söyleyiverir. Haddesena Fethun kâle haddesena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe kâle haddesena Hüseyin ibn Ali'l-Cu'fi en zâideten Asim'in
En Khaysemete anin Nu'man ibn Beşir anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Nu'man ibn Beşir'den de rivayet edildi ki Peygamber Efendimiz buyurdular. Hayrun nasi karni, nasın hayırlısı benim zamanımdaki adamlardır. Sümmellezine yelûnehum, sonra onlardan sonra gelenlerdir. Sümmellezine yelûnehum, sonra onlardan sonra gelenlerdir. Üçüncüyü zikretmedi bu rivayet. Sümme yahlifu kavmun, ondan sonra bir takım cemaat zuhur eder ki tesbiku şehadatu meymanehum ve imanum şehadatihim. Yeminleri şehadetinden evvel, şehadetleri yeminden evvel gelir. Yani yalan yere şahitlik ve yeminler zuhur eder onlardan. Haddesena Fadun, kâle haddesena Ebu Gassan, kâle haddesena Ebu Bekir ibn-i Ayyâş, en âsimin fezekere bi isnâdî mislâhu. Evet, aynı hadisi şerifi zikreyledi. Ve zâde sümmellezîne yelûnehum marreten uhrâ. Yani yukarıda sümmellezîne yelûnehum iki defa zikretmişti. Bunda üç defa zikretti. Dört karın oldu. Sümme yâti kavmun, ondan sonra dördüncüden sonra bir kavim gelir ki yeminini şehadetinden evvel, şehadeti yeminden evvel yapar. Peki bunlar bu hadisleri de delil getirdiler ki bak insan şahitlik talep etmeden gidip şahitlik yapması doğru değil. Bak bu hadisi şerifler de buna delalet ediyor. Ona cevaben diyoruz ki فَكَانِ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَى الَّذ۪ينَ اَحْتَجُّ بِهَذ۪ي الْاَثَارِ لَاَهْلِ الْمَقَالَةِ الْاُولَى. Birinci mezhep sahiplerine hüccet olarak bunları getirenler, onlara yardımcı olanların aleyhine bizim delilimizdir ki اَنَّ هَذ۪ي الشَّهَادَ, bu hadislerde gelen şehadet, lem yuret biha şehadetu alel hukuk. Hukuk üzerine şahitlik değildir. Gidin bir hak var burada. Bu hak zayi olmasın, bunun için şehadet edeyim, bu manada değil. Ve innema uride bihi şehadetu fil eyman. Burada ki şehadetle ne? Yeminlerde olan şehadet murad edildi. Ve kad ruye ma yedullu ala zalik. Bunun üzerine delalet eden de hadiste rivayet edildi. Yani İbrahim'in nehay. Yani bu hadislerde şehadeti yemininden evvel, yemini şehadetinden evvel ne demek bu? Diyor ki bunun manası yeminlerde, hukukta şahit değil de yeminde şahitlik. Hukuk nasıl? Bir adamın birisinde alacağı var. Şahit yok. Sen gider şehadet edersen başka bir şahit daha vurur. Adam hukukunu alır. Bu manaya değil. Yani adama şahit misin? Şahidim. Yemin eder misin? Elhamdülillah. Bunu orta çıkar yemin ederim değil. Meseleyi iyi biliyorsa düşünecek. Ondan sonra yemin ederim diyecek. Hayır, öyle adamlar gelecek ki hemen öteki daha yemin teklif etmezden yemini basacak. Şahit misin? Vallahi de şahidem, billahi de şahidem, basar geri. Ya sana kimse yemin etti değil mi? Sana sordular ki şahit misin? Sen ama vallahi de şahidim, billahi de şahidim, daha şahitliği yapmadan yemini bastım. Bunlar hakkındadır. Ya şahit misin? Hakim sana sorduğu vakitte meseleyi biliyorsunsa şahidim. Ondan sonra da doğru söyleyeceğine yemin eder misin? Teklif olursa o vakitte yemin ederim. Hadi gel yemin et doğru söyleyeceğine dair. Böyle ulu orta hemen daha sana yemin et teklifi gelmezsen yemini basıyorsun. İşte bunlar hakkındadır diyor. Bu hadislerdeki mana budur. Ona da delil getiriyor. İbrahim'in Nakhay'den rivayet ediyor ki haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Abdullah ibn Raca kâle ahberena Şeyban en Mansur'in an İbrahim en Abide en Abdillah. Abdullah ibn Mesud'den rivayet edildi. Kâle buyurdu ki kulna ya Resulallah eyyün nâsı hayru. Nasın hangisi hayırlıdır? Kâle karin. Benim bulunduğum zamandır. Sümmellezîne yelûnehum. Sonra ondan sonra gelenlerdir. Sümmellezîne yelûnehum. Sonra ondan sonra gelenlerdir. Sümme yeci'i kavmun, sonra bir kavim gelir ki yesbiku şehadetu ahadihim, birisinin şehadeti sebket eder yeminehu, yeminine. Yeminden evvel hemen şahitlik yapar ve yeminuhu şehadetehu, şahitlik yapmazdan evvel de yemin yapar. İşte öyle bir cemaat gelir. İşte bak burada hukuk meselesi değil. Yani yemin teklif edilmezden evvel hemen şahitlik yapıyor, şahitlik yapmazdan evvel yemin yapıyor. Bunlar hakkında. Bu hadis bunu izah etti. Kale İbrahim, İbrahim'in de kaydedildi ki kâne eshâbuna yenhevnena. Bizim eshâbımız bizi nehyederdiler, hocalarımız. Ve nehnu gılman. Biz daha çocuk iken bizi nehyederdiler. En nehlife bis şehâdeti vel ahd. Şehâdete yemin etmeye,
ahde yemin etmeye men ederdiler. Sen bir yer şahit misin? Hemen yemin etme. Zinhar yemin etmeyin. Sonra söz veriyorsun. Yemin etme. Tek çocukları öğretirlermiş. Hemen yemine gitme. Fedelle hâze min kavli İbrahim. İbrahim'in nehayının bu kavli delalet etti ki enne şehadeti illeti zemmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem sahibiha. Bir yemin ki Peygamber Efendimiz o bir şehadet ki Peygamber Efendimiz o şehadetin sahibini zemmetti. Hiye kavlur racül bir adamın demesidir. Eşhedü billahi ma kâne keze. Eşhedü billah. Ben şehadet ederim. Neye? Ma ol bir şey ki kâne keze şöyle oldu. Şöyle olan işi eşhedü billah derim. Der. İşte bunu kastetti. Alâ ma'nel helf. Yemin manasına. Fekerihe zâlik. Bu eşhedü billah ile de yemin de kastederse. Bunu Resulullah Efendimiz kerih gördü. Kemâ yükrehul halifü. Yemin mekruh olduğu gibi. لَاَنَّهُ مَكْرُوهٌ لِلْرَجُلِ Bir adama mekruhtur. الْاِكْسَارُ مِنْهُ Yemini çok etmek. O imkanı sadıken doğru olsa bile durmadan yemin etmek mekruhtur. Sana de teklif etmedikleri halde niçin yemin ediyorsun? Adam mesela sen bir eşya satıyorsun. Bu eşya sağlam mıdır? Vallahi de sağlamdır, billahi de sağlamdır. Adam sana yemin teklif etmedi. Niye teklif ediyorsun? Sağlamdır. Yemin et. Yemin et derse orada da hemen yemin etme. Niye yemin ediyorsun? İster alırsan ama niye yemin edeyim? Sağlam o sözüne inanırsan al. Yok, yemine gidiyor. İşte bu Resulullah Efendimiz bunu zemmetti ki kendisine teklif etmezden hemen yemin ediyorlar. Zemmetti ki şehadet yemin bu. فَنَهَا عَنِ الشَّهَادَةِ اللَّتِي يَا حَلِفُمْ Yemin olan şehadetten Resulullah Efendimiz nehyeyledi. Yani eşhedü billah diye yemin manasını bunu getiriyor. Yemin manasını eşhedü billah. Bu şehadeti nehyeyledi. Yoksa bir meseleyi biliyor da kimse onun haberi yok. Onu gidip söyleyecek. Bu şahitlik değil. Yemin manasına olan eşhedü billah demesi ben şehadet ederim Allah için buna. Bu böyle demesi. Mekruh olan bu. كَمَا نَهَنِ الْيَم۪ينَ اِلَّا اَنْ يَمِنْدَنْ نَهِيلَد۪ي gibi o şehadetten de, yemin manasını olan şehadetten de nehiyledi. اِلَّا اَنْ يُسْتَحْلَفَ بِهَا İlla gel, yemin et derlerse o vakitte mecburi yapacak. Kendisine teklif edilirse فَيَكُونَ حَيْنِ اِذِنْ مَعْزُورًا O vakitte mazur olur. Gel yemin et bakalım buna. O vakitte اَشْهَدُ بِاللّٰهِ Bu iş böyle oldu diye bilir. Çünkü mazur. Kendiliğinden onu yapmıyor, de söylemiyor. Ya teklif mi kabulüyor da onun üzerine. وَلَعَلَّهُ اَنْ يَكُونَ اَرَادَ بِالشَّهَادَةِ اَلَّتِ زَكَرْنَا Bu hadisi şeriflerdeki bu şehadet ya bu manayadır yahut da bizim yukarıda zikrettiğimiz gibi yalan yere şehadet manasınadır. اَلَّتِ زَكَرْنَا الْحَلِفِ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ Olmayan bir şeye yemin kastedildi de caiz ki onlar murattır. لِقَوْلِهِ سُمَّ يَفْشُلُّ كَذِبُ Çünkü Peygamber Efendimiz ondan sonra bir kavim gelir ki yalancılık ortalığı almış yürümüş. O yalancılık zamanında öyle adamlar gelir ki şehadet ederler. Kendilerinden istenmediği halde. Yemin ederler kendilerinden istenmediği halde. فَتَكُونُ تِلْكَ الشَّهَادَةُ شَهَادَةَ كِذْ Öyleyse demek ki Sümme yefşül kizipten anlaşılan yalan yere şehadet ederler. Yalan yere yemin ederler. Vekad ruviyani nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Fî tafdîli şâhidil mübdedî bi şehade. Şehadeti başlayan bir adamın fazileti hakkında Resulullah Efendimiz'den rivayet var. Adam kendiliğinden gidiyor. Kimse gel şahitlik yap demeden şahitlik yapıyor. Onun fazileti hakkında Resulullah Efendimiz'den rivayet var. Niye? Bir hukuka taalluk ediyordu ondan. Haddesena Yunus, kâle haddesena ibn-i Vehbin, enne Maliken, haddesehu an Abdillahi bin Ebi Bekrin, an Ebihi, an Abdillahi bin Amr ibn-i Osman, an Ebi Amretel Ensari, an Zeydi bin Halidil Cüheni, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Zeydi bin Halid el-Cüheni dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdular ki Ela uhbirukum bi khayri şühede Şahitlerin en hayırlısıyım ben size haber vereyim mi? Şahitlerin hangisi hayırlıdır? Ellezi yâti bi şehadetihi
şul bir kimse ki şahitliği gelir eda eder. قَبْلَ اَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا Gel şahitlik yap demezden gider şahitlik yapar. İşte şahitlerin eftali budur. اَوْ يُخْبِرَ بِشَهَادَتِي قَبْلَ اَنْ يُسْأَلَهَا Kendisine sorulmazdan evvel bu işin ben şahidiyim, haberiniz olsun, mahkemede lazım olursa beni getirin götürün, böyle haber veren. Ya haber veriyor, bu meseleyi ben biliyorum, yahut da gidip hakimin yanında şehadet ediyor işte. Nas'ın hayırlısı budur öyle ya, birisinin birisinde alacağı var. Adam öldü, şahidi yok. Oğlu kalktı, oğlu da bilmiyor. Baban filan kesti, alacağı var mı yok mu ama. Sen onu biliyorsun. Gidip onun oğluna diyorsun ki, bak senin babanın bunda 10 bin riyal, 50 bin riyal alacağı var. Sen bu meselenin şahidiyem, şayet dava edecek olursan ben hazırım, gel bana haber ver. İşte bu hayırlı bir şahittir. Veyahut da adam eşitmiş, babasının bunda alacağı var. Gitti mahkemeye verdi, kadiye gitti. Kadi şahit getir diyor. Adam bilmiyor. Şahidi bulamıyor ama sen biliyorsun. Sen gittin hakime dedin ki ben şahidim, bu adamın haberi yok ama ben biliyorum, şahidim, bu adam bunda 50 bin riyal alacağı var. İşte şahitlerin hayırlısı o. Ya mahkemeye gidip bizzat şahitlik yapıyor yahut da kendisinin şahit olduğunu haber veriyor ki lüzumu vaktinde gelin beni götürün. Ya bu hayırlı adam. Bak bu hadis de var. Öyleyse şimdi bu hadis var. Yukarıki hadisler de var ki onlar bu hadise başka türlü mana veriyorlar. Bilsem bile gidip eda etmedi diyorlar. Öyleyse biz iki hadisin arasında kaldık. Yukarıki hadisler gerçi tevilli ama fakat bu sonki hadis sarih. فَاَوْلَى بِنَا Bize evla olan nedir? اَنْ نَحْمِلَ الْآثَارَ الْاُوَلْ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ تَوِيلِ كُلِّ اَثَرٍ مِنْهَا Evvelki hadisleri tevil edelim. Bizim tevil ettik ya, ne dedik? Evet, ahir zamanda bir takım adamlar gelir ki şahitlik onlardan istenmediği halde şahitlik yaparlar. Yani yalan yere. Bu tevil manasını alırız. Yalan yere. Yalan yere gider şahitlik yaparlar. Onlar şerli adamlar tabii. Ne için o tevili yaparız? Bu hadisleri öyle tevil ederiz. Hatta la tetadde ve la tahtelif. Bu son ki rivayet ettiğimiz hadisle o hadisler birbirine zıt olmaya, muhalif olmaya. Mana bir olan. Ve la yedfe'a ba'duha ba'den. Ba'sini de def etmeye. Eğer o yukarıki hadisler onların dediği gibi bu manayı alsak, bu ikinci hadisi de alsak birbirine zıt olur. Hadisler birbirini def eder. Yok. Öteki hadisleri Resulullah Efendimiz orada yalan yere şehadet etmeyi zemmetti. Ama doğru ise gidip şehadet yapması afdaldır. Bunların ikisi böyle şey olursa mana düz çıkar. فَتَكُونُ الْاَثَارُ الْاُوَلِ Evvelki hadisler olur. اَلَا الْمَعَانِ اللَّتِي زَكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz manalara, yani yalan yere şehadet etmek manasını aldık biz. وَتَكُونُ هَذِهِ الْاَثَارُ الْاُخَرِ Bu sonki hadisler de olur. اَلَا تَفْدِيلِ الْمُبْتَدِي بِالشَّهَادَةِ İlk önce hemen gidip de şehadeti yapan adamın fazilette olduğu hakkında olur. Men, evet, ala tafdilil mübdedi, mübdediyi tafdil etmek. Neyle? Bir şehadeti, şehadetiyle. O da kim? Men bir kimse ki, hiye o şehadet, lehu kendisi içindir. Evil muhbaru biha, yahut da haber verilen. Muhbaru biha, kim haber verilmiş eliman? Ya şehadet kimin lehine ise ona haber veriyor yahut da imama haber veriyor. Fakat burada ibarede bir noksanlık var. Ala tefdilil mübdedi bi şehadeti o kelimeyi ibareyi nasıl rapt edeceğiz? Men hiye lehu hak kimin ise o. Bu men ne oluyor? Nereye raci oluyor? Ve tekuna zil asarul har ala tefdilil mübdedi bi şehadet. Şehadeti ile başlıyor. Şehadet de neye? Bir ala olsa, limen olsa, limen hiye lehu. Evil muhberi bihel imam. Tefdilil mübdedi bi şehadeti limen hiye lehu. Evet. Evil muhberi, yani tefdilil muhbiri biha el imam. Böyle tasih ederim. Allah-u Teala. Evet. Şimdi yükledim. Limen. Oraya bir lem yaz. Sonra da Limen hiye lehu. Bir kimsenin lehine şehadet ediyor ki hiye şehadet. Lehu o adam içindir. Evil muhbiri yahut da haber verenin eftaliyet hakkında. Biha o şehadet ile el imama haber veriyor.
işte bunlar hakkındadır. Vakat fe'ale zalike ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu ashab-ı kiram da yaptılar. Fe'etevül imame, imama geldiler. Feşehidû iptidâen, hiç kendilerinde şahitlik talep olunmadığı halde yaptılar. Minhum Ebu Bekre, işte Ebu Bekre bunlardandır. Ve men kâne me'ahu, onunla beraber 3 kişi daha vardı bunlar. Heyne şehidû alel Mughîret ibn Şöbe, Mughîret ibn Şöbe'nin aleyhine şehadet ettikleri vakıtta. Hiç kimse onlardan sormadığı halde geldi şahitlik yaptılar. Fara'u zâlike lenfusihim lâzimen, kendi nefislerine bunu lazım gördüler, bu şehadeti yapmayı. وَلَمْ يُعَنِّفْهُمْ عُمَرْ, Hazreti Ömer de onlara te'nif etmedi. Yani onları tehdir ve tekdir etmedi. عَلَى اَبْتِدَائِهِمْ اِيَّهُ بِزَالِكَ, bu şehadete başladılar, başladıklarına dair, yani niçin sen sizden şahitlik talep olunmuyor da yapıyorsunuz diye onlara te'nif ve tekdir yapmadı. بَلْ سَمِعَ شَهَادَاتِهِمْ, belki Hazreti Ömer onların şehadetlerini dinledi. Eğer kendilerinden şahitlik talep olunmadan şehadet ise mezmum olsaydı Hazreti Ömer, sizden kimse sormuyor, niye şehadet ediyorsunuz der, onları tekdir eder. Halbuki tekdir etmedi, dinledi. وَلَوْ كَانُوا فِي ذَٰلِكَ مَزْمُومِينَ, burada kalsın. Allah-u Teala âlem. وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. وَلَوْ كَانُوا فِي ذَٰلِكَ مَزْمُومِينَ لَزَمَّهُمْ وَقَالَ مَنْ سَأَلَكُمْ مَنْ هَذَا أَلَّا قَعَدْتُمْ حَتَّى تُسْأَلُوا. Bir adam şahitliği sual olunmazdan, gel şehadet et demezden evvel şahitlik yapması mezmum diyenlere cevap olarak diyor ki, Eshab'dan 4 kişi Mughîret ibn Şöbe radıyallahu anh'ı zina ettiğini gördüler. Mughîret ibn Şöbe meşhur. Cahiliyette çok adamlar öldürmüş. Herkes onun şerrinden korkar bir adam idi. Aslı Taifli. Sonra Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra İslamiyet'e de çok büyük hizmetleri vardır. Arapların 4 büyük dahisinin birisi de budur. Fakat beşeriyet icabı ondan da böyle bir günah sadir oldu. O Kufe'de vali iken 4 kişi bir evde oturuyordular. O da bir evde perde asili, rüzgar perdeyi kaldırdı. Kaldırınca baktılar ki Ümmü Cemil isimli bir kadından zina ediyor. İşlerinde en ileri gelen Ebu Bekre, bir de kardeşi, 2 tane daha başka vardı. Dediler ki bak, dikkat edin, bunu gidip şekva edeceğiz, şahitliğinizi doğru yapın. Geldiler Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a, dediler ki biz böyle böyle şehadet ederiz dedi. Hazreti Ömer onlara sormadı. Onlar hemen şahitliklerini yaptılar. Diyor ki eğer kimse sormadan şahitlik yapmak mezmum olsaydı bu 4 kişi gelip de kendiliklerinden şahitlik yapmazdılar. Yahut da onlar şahitlik yaptığı vakitte Hazreti Ömer onları tevbih ederdi. Ne derdi? Siz kendi evinizden oturun, sizden kim şahitlik soruyor derdi. Dedi mi? Demedi. Öyleyse insan bildiğini sual olunmazdan evvel gidip söylemek mezmum değildir. وَلَوْ كَانُوا فِي ذَٰلِكَ مَزْمُومِينَ, eğer bu 4 kişi bu şehadetlerinde mezmum zemmolunur olsaydılar, لَذَمَّهُمْ وَقَالَ, Hazreti Ömer onları zemm ederdi, onlara derdi ki مَنْ سَأَلَكُمْ مَنْ هَذَا, kim sizden bu şahitliği sordu? اَلَّا قَعَدْتُمْ, siz otursaydınız ya, hatta تُسْأَلُوا, size gelip sual soruncaya kadar evinizde otursanız ya derdi. Demedi. فَلَمَّا سَمِعَ مِنْهُمْ, Hazreti Ömer onlardan işitti. وَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ عَمَرْ, Hazreti Ömer onlara inkar da etmedi ki niye bu şahitliği yapıyorsunuz. وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ, Hazreti Ömer'in yanında Ashab-ı Resulullah'tan daha başkaları var. Onlar da inkar etmediler ki siz durup dururken niye bu şahitliği yapıyorsunuz? Ne vakit gelir size sorarlarsa o vakitte yapın derdiler. Onlar da böyle demediler. Delle zalik, öyleyse bu delalet etti ki ala enne farzahum kezalik, farz olan budur. Yani insanın üzerine tereddüt eden vazife bildiğini kimse sormadan evvel bile söylemek, şahitliği yapmak. Ve enne men feale zalike iptidaen, sormazdan gidip de bu şehadeti yapmak,
la en mes'eletin, sormaksızın bu şahitliği yapmak mehmudun, güzel bir şeydir. Mehmuddur, mezmum değildir, kötü değildir. Femimma ruye fi zalik. İşte bu mesele hakkında rivayet edilen hadislerdendir. Ma bir hadis ki haddesena Ali ibn Abdurrahman. Kale haddesena Affan ibn Müslim ve Sa'id ibn Ebi Meryem. Kale haddesena Seri ibn Yahya. Kale haddesena Abdülkerim ibn Reşid. An Ebi Osman el-Nehdiyyü. Kale ca'a raculun ila Ömer ibn Khattab radıyallahu anh. Ebi Osman el-Nehdi diyor ki bir adam Hazreti Ömer'in huzuruna geldi. Hazreti Ömer emirül müminin olduğu vakitte. Feşehide alel Mughire ibn Şube. Mughire ibn Şube'nin aleyhine şehadet etti bu zina meselesinde. İşte o gelen ilk kişi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Fetegayyere levnu Ömer. Ömer'in rengi değişti. Hoşuna gitmedi. Sümme ca ahar feşehid. İkinci adam geldi, o da aleyhine şehadet etti. Fetegayyere levnu Ömer. Hazreti Ömer'in rengi daha ziyade değişti. Sümme ca'ahar feşehid. Üçüncü adam da geldi, o da şahitlik yaptı. Fetegayyere levnu Ömer. Hazreti Ömer'in rengi daha fazla bozuldu. Hatta arafna zalike fihi ve enkereli zalik. Hatta onun renginin bu şekilde değiştiğini biz Hazreti Ömer'de hissettik diyor. Hatta arafna zalike fihi. Bunu Hazreti Ömer'de bildik. Ve enkereli zalik. Hazreti Ömer de bunu hoşlanmadı. Bunu inkar etti. Yani bunların şahitliği hoşuna gitmedi. Çünkü rengi değiştiği o. İnkar etmesi ki yani niye yaptınız bu şahitliği? Tabi onları tanif etmiyor. Niye yaptınız da demiyor ama renginin kaçmasından yanındaki adamlar da anladılar ki Hazreti Ömer bunu hoşlanmadı. O da nedir hoşlanmadığı? Eshab'dan birisinin zina etmesi vakı olmuş bu mukadderattan. Dört adam da gelip şahitlik yapacaklar. O rejim edilecek. Bu büyük bir iş. Böyle basit bir iş değil. Bu adamın hayatına son verilecek, rejim edilecek. Bu şahitlerin üçü şahitliği yaptı, dördüncü kaldı. Dördüncünün de şahitliği aynen şartlar dahilinde vuku bulursa Mughire taşla öldürülecek, rejim olmayacak. Ve ca'ahar yuharriku biyedeyhi. Dördüncü şahit geldi, ellerini tehrik ediyor, ellerini tehrik ederek geldi. Fakale, Hazreti Ömer dedi ki, ma indeke ya selhal ukab. Ey ukabın derisi, senin indinde ne var? Silh deriye derler. Ukab meşhur kuş. Yani onu ona benzetti. Bir ukab kuşunun soyarsan da derisi ne şekildeyse ona öyle derken öyle bir şiddetli bağırdı. Ma'indeki ya silhal uka böyle basit bir şekilde değil, bir bağırarak söyledi. Ve saha Ebu Osman, bu hadisi rivayet eden Ebu Osman da seyha yaptı. Seyhaten tüşbihu biha seyhat Ömer. Hazreti Ömer nasıl bağırdıysa o ravi de o şekilde bağırdı ki yani bu şekilde Ömer bağırdı ona. Hatta keribtu en yuğşa aliyye. Hatta o ravinin o şekilde bağırmasından öteki ravi diyor az kaldım bayılayım diyor. O kadar şiddetli acı bağırdı. Hazreti Ömer o dördüncü şahide böyle acı bağırmış ki yani tam şahitlik yapmasın, rejimden kurtarsın. Maksat bu. Hatta o arada burada söylemiyor da şimdi dördüncü şahide gelince Mughire dördüncü şahide dedi ki yahu dedi, o kadınla benim karnımın arasında olsan, benim aletimin onun fercine girdiğini göremezsen, sen ne şekilde diyorsun ki bir mirvet sürme damlığa nasıl girerse o şekilde bunun aleti bunun fercine girdi. İkimizin karnında olsan göremezsen. Yani benim rejimime sebep olma dedi. Yani bunu burada söylemiyor. Sonra o adam işi değiştirdi dördüncü şahit. Kale, dördüncü şahit dedi ki, رَأَيْتُ اَمْرًا قَبِيحًا. Kötü bir iş gördüm dedi, o kadar. Kötü bir iş. Burada gelmiyor, başka rivayette görüyor ki, diyor ki, ben Mughire'yi kadının üzerinde gördüm. Fakat bunun aleti onun fercine girdiğini görmedim ben.
Görmedim dedi mi o vakitte şahitlik tamam olmuyor. Üç şahit var, birisi yok. Öteki adam rejimden kurtarıyor. Burada emr-i kebih deyince kâle, Hazreti Ömer dedi ki elhamdülillahillezî, hamd ol Allah'a olsun ki lem yüşmetiş şeytane bi ümmeti Muhammed. Ümmeti Muhammed sebebiyle şeytani sevindirmedi. Yani bundan şeytan sevinecekti. Şeytani sevindirmedi. Yani bu adam tam şahitlik yapmadı. Bu mesele örtbas oldu. Şeytan sevinmedi dedi. Hamd etti. فَاَمَرَ بِعُلَٰئِكَ النَّفَرْ فَجُلِدُوا. Öyleyse şahitler, o üç şahide celde vurunuz. فَاِنْ لَمْ يَتُوا بَاَرْبَعَةِ شُهَدَا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَجْلِدُوهُمْ سَمَانِينَ جَلْدَةً فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَيَتَ جَلْدَةً. O baştaki hocam. Yok. Fein lem yetu berbaatu şuhada. Fecidum semanine celdete. Fedema gerisi de var. Fecidu külle vahidin yok mu? O başta ezzan ve zaniyet fecidu külle vahidin minum amel. Ya bu fein lem yetu. Fein lem yetu bi şuhada fecidum semanine celdete. Üç erbaati yok mu? Fein lem yetu berbaatu şuhada. Fecidum semanine celdete. Fecidum semanine celdete. 80 değil. Onlara 80'er değinek, üçünü Hazreti Ömer, üçünü 80'er değinek vurdu. Başta Ebu Bekir'e esas işe sebep olan, bir de onun kardeşi, bir de üçüncü bir şahit. Bu dördüncü şahit kurtardı, ona celde yok. Evet. Haddesena Fehdun kâle haddesena ibn Ebi Meryem kâle akberena Muhammed ibn Müslim el-Taifi kâle haddesena İbrahim ibn Meysere an Sa'id ibn el-Müseyyeb kâle şehide alel Mughirete erba'a. Dört adam Mughire'nin aleyhine şahitlik yaptılar. Fenekele Ziyad ibn Ebi Süfyan. İşte dördüncü şahit de buymuş. Ziyad ibn Ebi Süfyan bu nükür etti. Yani şahitliği ağzına gözüne bulaştırdı. Eğri bir şahadet yaptı ki öteki adam rejimden kurtarsın. Feceled Ömer ibn el-Hattab es-Selase. Hazreti Ömer üçüne 80'er değenek vurdu. Vestetabehum. Onları da tövbe edin. Bir daha böyle yapmayın, tövbe edin dediler. Dedi. Bu üç kişiye. Fetâbeli Sinan. O üç kişiden ikisi tövbe ettiler. Biz bir daha böyle bu gibi işlere şahitlik yapmayız dediler. Ve Ebu Bekir'e. Esas bu işe sebep olan Hazreti Ebu Bekir'i iba etti. Dedi ki ben yalan söylemedim, iftira da etmedim. Neyi tövbe edeceğim dedi. Hakikati söyledim. Fakat bu dördüncü şahit mahsus bu yalan söyledi. Ötekini kurtarma için dedi. Hakkı söylemedi. Bir de bir ben yalan mı söyledim ki tövbe edeyim dedi. Ne tövbe edeceğim diye dedi. Hazreti Ömer'e karşı geldi. Hatta Hazreti Ömer kızdı buna. Ve Ebu Bekir'ten yetube. Tövbe etmeden iba edince Hazreti Ömer kızdı, dedi ki sen tövbe etmiyorsun. 80 değenek daha vurun buna dedi. Deyince Hazreti Ali dedi ki ya Emir-el Müminin, eğer buna 80 değenek vurdurursansa bu dördüncü şahit yerine kaim olur, vakitte Mughire'yi de rejim etmen lazım gelir. Dediği gibi Hazreti Ömer durdu. Durdu dedi. Bak doğru. Demek ki bir 80 değenek daha vurursan sen onun şahadeti ki şahitlik olur. O vakitte Mughire'yi de rejim etmek lazım. Hazreti Ömer durdu. Daha ona değenek vurdurmadı çünkü Mughire'nin rejimi lazım geliyor. Mughire'nin de bu günahı yapmamıştır diye Hazreti Ömer'de böyle bir kanaat var. Yok öyle değil. Fakat yani şeytan sevinmesin, bu fitne örtbas olsun. Yoksa hacca çıktığında baktı ki Mughire de hacca çıkmış Arafat'ta. Ya Mughire dedi, senin yüzünden zannediyorum bize lanet yağıyor. Sen orada rejimden kurtardın ama fakat senin yüzünden zannediyorum üzerimize lanet yağıyor. Yani kanaat geldi Hazreti Ömer'e de ama fakat şer'i şerif diyor ki dört şahit. Dört şahidin birisi noksan olursa öteki üçüne 80'er değenek vurun, ayet böyle. Ha, hükmü ilahi tatbik etti. Evet. فَكَانَ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا. O tevbe eden iki kişinin herhangi bir vakitte şehadetlerini kabul ederdi Hazreti Ömer. حِينَ تَابَ. Tevbe ettikten sonra. وَكَانَ اَبُوْ بَكْرَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. Ebu Bekir'in şehadeti kabul edilmezdi. Niye o tevbe etmediğinden? Çünkü ayette var. وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا. Onların şehadetlerini de kabul etmeyin. İlla ayette tevbe de var değil mi? Evet. İllellezine tabu min ben der ki ve aslahu. Eğer onlar tevbe ederlerse kabul edin. Hazreti Ebu Bekir'e tevbe etmedi. Onun için kabul etmediler. لَاَنَّهُ اَبَا اَنْ يَتُوبَ. Tevbe etmekten iba etti.
ve kâne misle tasavvumi minel ibâde. Bu tasavvum kelimesini ben lügatte bulmadım. Bundan da kesti ne? Savum esasen men etmek. Yani ibadetten tasavvum etti, temessük etti, men etti manasını mı kastediyor? Bunun manasını ben bilemedim. Hazreti Ebu Bekir'e tövbe etmedi. Şehadete kabul olunmadı. Bu ne gibi oldu diyor. Ve kâne misle tasavvumi minel ibâde. İbadetten kendi nefsini men edenler gibi oldu. Yani bunu kastediyor. Mesela bir adam filan ibadeti yapmıyor. Burada da ötekiler tevbe etti. O da bir ibadet. Tevbe etti, islahi nefs etti. İllellezine tabu ve aslahu. Bu değil, yapmıyorum ben. Bu işi yapmıyorum. Bu işi yapmıyorum çünkü iftira değil. Cenab-ı Hak gafurur rahimdir. Olur ki dört kişi ittifak ederler yalan üzerine, gelirler bir adamın öldürülmesine, yalan yere yemin ederler, yalan yere şehadet ederler. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bunun önünü almak için bunu yaptı ki illa dört adam muhakkak bir yalan üzerine ittifak edemez. Üç ittifak etse birisi ayrılır, ayrıldığı gibi o üçü cezayı çeker. Yani Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin her işinde hikmeti var. Burada bir hakiki olmuş veka var. Bir de gelecek ileride vaku olacak iftiralar var. O vaku olacak iftiraların kökünü kesiyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Daha kimse ittifak edemez. Haddesena Fatun kâle haddesena İbrahim kâle haddesena el-Velid ibn Abdillah ibn Cümey'i kâle haddesena Ebu't-Tufeyl kâle akbele rahdun, bir cemaat geldi diyor Ebu't-Tufeyl. Ma'ahum imra'atun, onlarla beraber bir kadın da var. Rahat demesi 3 kişiden 10 kişiye kadar bir kafileye rahat derler. Yani böyle bir cemaatin edediğini söylemiyor da ya 3 kişiden çok 10 kişiden az bir cemaat geldiler, işlerinde bir de kadın var. Hatta nezel, bu Mekke-i Mükerreme'ye de oluyor. Onlar indiler. Feteferregu fi havaicihim. Herkes kendi işine gitti. Dağıldılar işlerini görmeye. Fetehallefe racülüm me'emretin. Bir kadın, bir adamla o kadın kaldılar. Eşyaların yanında kaldılar. Ferece o öteki adam gittiler, işlerini gördü, geldiler. Vahve beyne ricliha. Geldiler ki o adam, orada kalan adam o kadına zina ediyor. Feşehide selasetun minhum. O gelen adamlar dört kişiydi. Üçü şahitlik yaptılar ki ennehum ra'evhu yehubbu kema yehubbul mirvedu fil mekhale. Dediler ki bunun aleti onun ferzine milin sürmedanlığa girmesi gibi girdiğini biz gördük. Üçü böyle dediler. Ve kâle Rabbi, dördüncü dedi ki ehmi sem'i ve beseri. Ben kulağımı ve gözümü himaye ederim. Evet. Ne demek? Lem erahu, dedi ki ben görmedim. Ne nasıl görmedim? Yehubbu fiha, bunun aletinin, zekerinin, kadının fercine girdiğini ben görmedim. Ra'eytu sahteleyhi, yani husyeteyhi. Ben bunun yumurtalarını gördüm. Yadribani üsteha, kadının gıçına değiyordu, onu gördüm. Bunun yumurtaları onun gıçına vuruyordu. Ve riclaha mislu üzüney himarin, kadının ayakları da bir merkebin kulakları gibi dikiliydi. Bu şekilde gördüm. Yani adam kadının üzerinde bu şekilde gördüm. Yalnız onun aletinin onun fecrine girdiğini görmedim. Deyince o vali ne şekilde hükmedeceğini bilemedi. Ve alâ Mekke'te yevmeyizin, Mekke'de de vali o sıra Nafi ibnül Haris'il Huza'i. Huza kabilesinden Hazreti Nafi'ydi. Ve ketebe ile Ömer. Hazreti Ömer'e yazdı ki böyle böyle bir vaka oldu. Ben ne yapayım dedi. Fekedebe Ömer. Hazreti Ömer ona yazdı ki İn şehide râbi'un bimisli mâ şehide selâse. Üç evvelkinin şehadetleri gibi dördüncü de şahitlik yaparsa, yani onun aletinin kadının fecrine girdiğini gördüm derse, fekeddimhumâ eclituma, onları getir, celde yap. Yüzer değenlik onlara vur. Ve inkâna mühsineyni, yok mühseneyni, onlar mühsen iseler. Mühsen ki yani başlarında nikah geçmiş ise fercümhuma recmet. Eğer mühsen değil ise yüzer değenlik vur. Yok mühsen iseler recmet dedi. Ve in lem yeşhedâ,
وَاِنْ لَمْ يَشْهَدَ demiş ama orada tesniye düzüm yok ki. وَاِنْ لَمْ يَشْهَدْ اِلَّا بِمَا كَتَبْتَ بِهِ اِلَيَّ. O dördüncü adam, orada tesniyelik değil. وَاِنْ لَمْ يَشْهَدْ, dördüncüsü şehadet etmez de. اِلَّا بِمَا كَتَبْتَ بِهِ اِلَيَّ, bana yazdığın gibi şehadet ederse. Evet. فَجْلِدِ ثَلَاسَ, o üç adama celde vur. وَخَلِّ سَب۪يلَ الرَّجُولِ, o zina eden adamın da yolunu bırak. Bırak serbest geçsin. قَالَ, Ravi diyor ki, o adama tekrar sürdüler aynı ifadeyi, evvelki ifadesini verdi. Verdiği gibi فَجَلَدَ الثَّلَاسَ, Hazreti Nafi'ye de üçünü 80'er değenek vurdu. وَاَخْلَى سَب۪يلَ الرَّجُولِ وَالْمَرَى, erkek ile kadının sebirini bıraktı. Bırakın, onlar serbest gittiler. Zinayı yaptılar. Yani bu zinada insana gelen kanaat, üçü zaten aynı şekilde görmüş. Dördüncüsü de erkeği kadının üzerinde görmüş yani. Bu da belli ki yani zina vakı olmuş. Fakat o zina edenlerin ikisi yakayı kurtarıyor. O şahitlerin üçü 80'er değenek yiyor. Birisi de dalavereyle kurtarıyor ki o da ayrıca bir günah bu da. Fakat Cenab-ı Hakk'ın dediğim gibi her işte hikmeti var. Bu işi böyle çetine bağladığının sebebi, İftira edip de adamları rejim etmesinler. Eğer bu böyle olsaydı, oho, kim kimden kızarsa, dört tane değil altı tane şahit vurur getirir efendim, biz bunu gördük bunu. Evindeydi ya, yatağın içindeydi. Evinde, yatağının içinde değil, ikisi de çıplak olsa bile, erkeci kadının üzerinde görseler bile kâfi değil. Diyor ki bunun zeker onun fercine girdiğini görecek. Bir kalemin divide girdiğini görmeleri gibi. Cenab-ı Hak bak ne kadar müşkilata bağlamış. Buna imkan mı var? Görünmez. Yani rejim hadisesi olsun. Yoksa bu günahı affeder manasını değil. O erkek ile o kadın kurtardılar da günahtan kurtardılar mı? Bilakis muhakeme günü o cezayı onlar çekecekler. O üç şahit böyle şehadet ettiklerinden dolayı dünyada 80 değenek vurdular. Vuruldu onlara. Fakat ahirette onlara bir mesuliyet var mı? Yok. Ahirette yok. Onlar doğru. İftira etmediler ki. İftira etmediler. Bilakis o 80 değneğin hakkını öteki adamdan alacaklar. Sen sebep oldun bize bunu vurdurmaya. O şahadetliği yapıp da gördüğünü gizledise o da cezaya çarpılır ayrıca. Yok bir de var ki görmemiş, doğrusunu söylemiş, ahkam-ı ilahiye tereddüt etmemiş, o başka yakayı kurtardı. Yok yürü de söylemediyse o da cezaya gider. Yani dünyadaki hüküm başka türlü, ahiretteki başka türlü. Şimdi belli, o kadından o erkek zina etmiş. Etmiş ama fakat şer-i şerif dördüncü şahidin ifadesini kabul etmedi. Ötekilerini köteyi vurdurdu. Onun yakasını kurtardı. Yani hakim beni bıraktı, benim günahım yoktur, ben davayı kazandım mı diyecek. İmkanı mı var? Bir zina gözüyle kadına baksa o zina sayılıyor. Yani aynani tezniyan. Gözler de zina eder. Değil ki bu adam kadının üzerinde de. O da zina sayılır. Ama bu hükmü, rejim hükmünü yahut da celde hükmünü Cenab-ı Hak böyle şiddetli bir hükme bağlamış ki kimse kimseyi iftira edip de onu rejim ettirmesine imkan yok. Ve bu da illa kendisi ikrar ederse eder. Yoksa dört şahit değilsen on adamı toplasan o bir adam kadından zina ise ne bilecekler ki onun aleti onun fercine girdi mi girmedi mi? Kim ne görecek? Göremez. فَهَاُولَٰي أَصْحَابِ رَسُولِ فَهَاُولَٰي أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهِ اللّٰهِ سَلَّمْ. İşte Peygamber Efendimiz'in eshabı bunlar. قَدْ شَهِدَ بَعْدُهُمْ اِبْتِدَاءً. İbtidaen geldi, şahitlik yaptılar. Kimse onlara sormadı ki gelin şahitlik yapın. Geldi şahitlik yaptılar. وَقَبِلَهَا بَعْدُهُمْ. Evet, bazısı kabul etti. وَحَدَرَ ذَٰلِكَ اَكْسَرُهُمْ. Kabul eden kim? Hazreti Ömer kabul etti, dinledi. Ve ashab-ı kiramın ekserisi de bu vakete hazır oldular. Felem yunkir. İnkar etmediler. Siz diyorsunuz ki bir adam hemen gelip de kimse sual etmeden şahitlik yaparsa günah. Günah olsa ashab-ı kiram yapar mıydı? Yapmazdılar. Yapmadıklarına göre günah değil. Fedelle zalik, bu delalet etti alettifakihim cemiyen, ashab-ı kiramın ittifak ettiklerine ala hazel mana, bu manaya. Yani iptidaen gelip bir adam şahitliği yapabilir, sormasalar bile. Ve sebete, sabit oldu ki enne maniyel asaril uvel. Peki madem bu böyle ittifak hasıl oldu, ya biz rivayet ettik ki ahir zamanda öyle zaman gelecek ki
şahitlik ondan istemeden gelip şahitlik yapacak. Yemin et demezden yemin yapacak. Ya bu hadislere ne diyecekler? Ya diyor ki bunların manaları sabit oldu. Alâ mâ zekerna min me'anîhâ. Bizim hamd ettiğimiz manalar üzerine olduğu sabit oldu. Ne üzerine hamd etmiştik? Yani yalan yere şehadet ederler. Öyle bir zaman gelir ki yalan yere yemin ederler, yalan yere şehadet ederler. Hadislerin manası bu olduğu tahakkuk etti. Elleti öyle hadis manalar ki vesefnaha fî mevâdi'a, yerlerinden de biz bunları yerlerinde beyan ettik, vesfettik. Ve hâzâ, işte bu zikrettiğimiz bu hükümler قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهِ. Bu üç imamın kavli de budur. Yani bir adam bildi ki bir şeyi iptidaen kimse sormazdan iptidaen gelip de şehadet etmesi mezmum değil, mehmuddur. Doğrudur. Yani o adın bu yaptığından dolayı günahkar olmaz. Bizim Hanefi mezhebi böyle.